Çocuklar merhaba, biliyorsunuz 2023 LGS sınavında ikinci dönem konuları çıkarıldı. Sadece birinci dönem sorulacak. Ve fen bilimleri birinci dönemdeki birinci ünitesi mevsimler ve iklim. Bu sınavda tabii 2020 yılında da aynısı oldu. Sadece birinci dönem sorulmuştu. O yüzden o yılın sorularını tekrar çözmekte fayda var. Soru dağılımı da hemen hemen aynı olacaktır. Sadece birinci dönem olduğu için şu var. Konu başına düşen soru sayısı artacak. Çünkü 7 üniteden çıkacak soru dağılımıyla sadece 4 ünite, bir de ilki madde ve endüstrinin asit ve bazlardan sonrası yok. O yüzden mutlaka 2020'nin sorularına bakalım. Mevsimler ve iklimde 2 tane genel konu başlığımız var. Mevsimlerin oluşumu ve iklim ve hava hareketleri. Mevsimlerin oluşumunda şunu görüyoruz. Dünyanın şekli ve hareketleri, ekseni iklim ve mevsimlerin oluşumu. Dünyanın şeklinde ve hareketlerin, dünya şeklinde ve hareketleri geo şeklindedir. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir biçimdedir. Bakın şu kutup noktalarımız, bu da ekvator. Ekvator bizim hayali çizgimiz. Normalde böyle bir şey yok tabi. Dünya kendi etrafında çok hızlı döndüğü için kutuplardan basak ekvatordan da şişkindir. Ama dünyamız kesinlikle küre şeklinde değildir. Bunu bilmemize fayda var. Dünyamız ekvatorun ikiye bölmesi de kuzey ve güney yarım küreden oluşur. Kuzey yarım kürede yengeç dönencesi, güney yarım kürede oğlak dönencesi bulunur. Bunu çok iyi bileceğiz çünkü mevsimlerde çok fazla karşımıza gelecek. Sorularda çok fazla karşımıza geliyor bunlar. Dünyanın iki çeşit hareketi var. Biri günlük, biri yıllık hareket. Günlük hareketi sonucunda gece gündüz meydana gelirken yıllık hareketi sonucunda mevsimler oluşur. Günlük hareket kendi ekseni etrafında olur. Batıdan doğuya doğru, soldan sağa doğru ya da saat yönü tersine. Saati alıp yere koyduğunuzu düşünün. O dönme hareketinin tersini düşünün. O şekilde soldan sağa ya da saat yönü tersi. Yıllık hareketi ise dünyanın güneş etrafında takip ettiği elips yörüngesi, elips şeklindedir ve bu şekilde mevsimler meydana gelir. Bakın günlük harekette şu dünyanın dönme eksenidir. Bu yer ekseni, bu da dönme ekseni. Gece ve gündüz oluşuyor. Batıdan doğuya doğru dedik. Bir de yıllık hareket var. Dünyanın güneş etrafında dolanımı yıllık harekettir. Ve ne meydana geliyormuş? Mevsimler meydana geliyormuş. Uzun uzun bahsedeceğiz mevsimlerde. Ekseni iklim bizim için çok önemli. Çünkü mevsimlerin oluşmasına en önemli etken. Dünyamızın yer ekseni ile dönme ekseni etrafında 23 derece 27 dakikalık bir fark vardır. Biz buna ekseni iklim diyoruz. Ekseni iklim mevsimlerin oluşmasında en önemli etkenlerden biridir. Ekseni iklim sonuçları nelerdir? Bir, mevsimler oluşur. Bir noktaya düşen güneş ışınları yıl boyunca değişir. Gölge boyu yıl boyunca değişir. Dönenceler oluşur. Kuzey ve güney kutuplarında aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Gece gündüz süreleri uzar kısalır. Mevsimlik sıcaklık farkları oluşur. Güneşin doğuş batı saati ve yeri değişir. Mesela biz bunu etrafımıza gözlemleyebiliriz. Diyelim güneş 5.30'da batıyordu. Şimdi 6.30'da batıyor. Sonra sıcaklık farkları olduğu için ne oluyor? Şu an ilkbahara doğru yaklaşıyoruz. Gece gündüz süreleri mesela 21 Mart'tan sonra gündüz süreleri uzayacak ya da 21 Aralık'tan sonra gece süreleri kısalmaya başladı. Şu an biz kışı yaşıyoruz. Güney yarımküre yazı yaşıyor. Dönenceler, yengeç ve oğlak dönenceleri var biliyorsunuz. Kuzey yarımkürede yengeç, güney yarımkürede oğlak dönencesi. Bir noktaya düşen güneş ışınları yıl boyunca değişiyor. Bunlar şu an hepsini etrafımızda gözlemleyebiliyoruz. Bunlar neyin sonucuymuş? Eksen iyikliğinden kaynaklanan sonuçlarmış. Peki eksen iyikliği olmasaydı güneş ışınları daima dik açıyla gelirdi. Mevsimler ortadan kalkardı. Yıllık sıcaklık farkı kalmazdı. Daima gece gündüz eşitliği yaşanırdı. Güneşin doğuş batı saati değişmezdi. Güneş ışınlarının öğle vakti gelme açısı hep aynı kalırdı. Kutuplarda alacakaranlık yaşanırdı ki kutuplarda şu anki durumda 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanıyor. Dönenceler ortadan kalkardı. Bitki ve hayvan türleri azalırdı. Yine bakın bu sorularda karşımıza çok geldiği için bilmemize fayda var. Eksen iyikliğini şöyle özetleyecek olursak, güneş ışınlarının yere düşme açısı değişmezdi. Güneş ışınlarının yere düşme açısı hep aynı kalırdı. Bunlar aslında aynı ifadeler olmuş. Birbirinden çok farklı değil. Değişmez. Evet, bunlar birbirinin aynı ifadeleri olmuş çocuklar. Bu aynı ifade. Öyle kabul edelim. Sıcaklık farkı oluşmazdı ve mevsimlerde meydana gelmezdi.
Şimdi mevsimlerin oluşumuna bakalım. Mevsimlerin oluşumu iki şeye bağlıdır. Dünyanın eksen eğikliğine ve dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketine. Bu iki şey mevsimlerin oluşmasına etkilidir. Bazen bazı kitaplarda yere düşen enerji miktarı, güneşten gelen işte ışık miktarına bağlı olarak enerji miktarı değişimi de söyleyebiliyor. Bu da zaten dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketiyle oluyor. Dünya güneş etrafında dolanırken güneş ışınları farklı açılarla gelince yer üzerine aktardıkları enerji farklı oluyor. Bu yüzden de sıcaklık farkı oluşup mevsimler oluşuyor. Onu da kabul edebiliriz ama genel olarak iki şeye bağlıdır. Bir eksen eğikliği 23 derece 27 dakika. Bakın dönme ekseni ve yer ekseni arasındaki. Bir de güneşin etrafında eliptik yörüngedeki dolanma hareketi. Güneş etrafındaki dolanım hareketinde gün dönümü ve gece gündüz eşit yaşıyoruz. Buna solstis ve ekinoks diyoruz. Yani bunlar eş anlamları. Gün dönümün eş anlamlısı solstis, gece gündüz eşitin diğer eş anlamlısı da ekinoks. Şimdi bunu şekil üzerinde anlatalım. Bizim iki tane gün dönüm tarihimiz var. Biri 21 Aralık, biri de 21 Haziran. Ekinoks tarihlerimiz iki tane. Biri 21 Mart, diğerisi de 23 Eylül. 21 Mart ilk bahar yaşanırken 23 Eylül'de sonbahar yaşanıyor ama nerede? Kuzey Yarımküre'de. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış, yine 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanıyor. Bu yazdığım mevsimler Kuzey Yarımküre için geçerli. Şimdi ilk gün dönüm tarihiyle başlayalım. 21 Aralık gün dönüm tarihinde Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de ise yaz başlıyor. Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanırken Güney Yarımküre'de en kısa gündüz yaşanıyor. Özür dilerim, en uzun gündüz yaşanıyor. Güneş ışınları Güney Yarımküre'de Oğlak dönencesine dik açıyla düşüyor. Bakın şekil üzerine buna bir bakalım. Oğlak dönencesi burada, Yengeç dönencesi yukarıda. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları dünyanın hangi kısmı güneşe dönük? Tabii ki şurada Güney Yarımküre. Bakın Güney Yarımküre'de Oğlak dönencesine 21 Aralık tarihinde yılda bir kere dik düşer Oğlak dönencesine. O da 21 Aralık tarihidir. 90 dereceyle düşer. Oğlak dönencesi ile Ekvador arasında da 21 Mart'a kadar 90 dereceye yakın açılarla düşer. Dik ve dike yakın açılarla düşer. Burada yaz mevsimi başlar. Neden? Oğlak dönencesine artık 90 dereceyle güneş ışınları geldiği için. En uzun gündüzü yaşıyor Güney Yarımküre. Kuzey Yarımküre tam tersi, en kısa gündüzü yaşıyor. Güney Yarımküre en kısa geceyi yaşarken Kuzey Yarımküre en uzun geceyi yaşıyor. Burada yaz başlangıcıyken Güney Yarımküre'de, Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcıdır. Sonra güneş dolanma hareketine devam eder. 21 Mart tarihine gelir. 21 Mart tarihinde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Ekinoks tarihidir. Gece gündüz eşitliği yaşanır. Bu defa Kuzey Yarımküre'de ne başlayacak? İlkbahar. Güney Yarımküre'de tam tersi sonbahar başlayacak. 21 Mart tarihinden sonra artık Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya başlar. Yani 22 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de biz kendimize göre anlatalım. Gündüzler artık geceden daha uzun olmaya başlar. Ne zamana kadar? 21 Haziran'a kadar. 21 Haziran'da bu defa güneşe dönük olan kısım neresi? Kuzey Yarımküre değil mi? Kuzey Yarımküre güneşe dönük olduğu için burada hangi mevsim başlayacak? Yaz. Peki nereye güneş ışını dik gelecek? Tabii ki Yengeç dönencesine. 21 Haziran'da Yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu yüzden Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de kış başlar. Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanırken Güney Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. Güneş ışınları artık Yengeç dönencesi o ekvatorsa 90 derece yakın açılarla gelmeye başlar. Burada şimdi tekrar edelim. Yarım kürelerdeki mevsimler birbirinin zıttıdır. Biz burada en uzun gündüzü yaşarken Güney Yarımküre en kısa gündüzü yaşar. Biz burada en kısa geceyi yaşarken Güney Yarımküre en uzun geceyi yaşar. 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşadıktan sonra 22 Haziran'da artık gündüzler kısalmaya başlar. Ne zamana kadar? Ta ki 23 Eylül'e kadar. 23 Eylül'de tekrar bir gece gündüz eşitliği yaşanır. Bu defa Kuzey Yarımküre'de artık sonbahar başlangıcı, Güney Yarımküre'de ise ilkbahar başlangıcıdır. 24 Eylül itibariyle artık Kuzey Yarımküre'de gündüzler
geceden kısa olmaya başlar. Birer dakika, 2 dakika kısalır ve tekrar ne zamana kadar? 21 Aralık'a kadar. Mesela bakın burada sorularda şu karşımıza geliyor. Dünyanın güneşe yakınlık uzamlama isimleri üzerinde etkili midir? Hayır. Etkili olan neydi? Bir eksenlikti. Bir de güneş etrafındaki dolanma hareketi. Peki neden dolanma hareketi etkiliydi? Çünkü bu dolanım sırasında güneş ışınları farklı açılarla geldiği için eksenliğinden dolayı da yeryüzünün de sıcaklık farkı oluşuyor. Bu da mevsimleri oluşturuyordu. Mesela bakın dünya şu konumda 3 Ocak tarihi olmalıydı. Güneşe en yakın olduğu tarihtir ama mesela biz kışı yaşıyoruz. Burada en uzak olduğu tarih var Temmuz ayında. Ama biz yazı yaşarken Güney Yarımküre kışı yaşıyor. O zaman demek ki yakınlık uzaklık mevsimler üzerinde etkili değil. Neymiş etkili olan? Eksenlikte ile dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi. Şimdi tekrar edelim. Ekinoks bütün dünyada gece gündüz eşitliğini yaşanan tarihlerdir. Gün dönümü gündüz sürelerinin uzamaya ya da kısalmaya başladığı tarihlerdir. Güneş ışınının dik ve dik yakın olan yerlerde yaz, eğik kalan yerlerde kış yaşanıyor. Bu iki durum arasındaki zamanlarda ilkbahar ve sonbahar yaşanıyor. Şimdi yazın gündüzler nedir? Uzundur. Güneş ışınına dik ve dik yakın geliyor mu? Evet, o zaman birim yüzeye düşen enerji daha çok olur. Bu yüzden hava daha sıcak olur. Kışın ise gündüz süreleri kısadır. Güneş ışınları eğik geldiği için birim yüzeye düşen enerji daha az olacağından hava daha soğuk olur. Bu güneş ışınlarının eğik ve dik gelme açısıyla da karşımıza sorular geliyor. Eğik açıyla geldiği zaman yüzeye aktarılan enerji az olduğu için ne oluyor? Kış yaşanıyor. Ama dik geldiği zaman daha dar bir alanı görmesine rağmen enerji aktarımı çok daha fazla olduğu için yaz yaşanıyor. Sorularda karşılaşırsınız. Her iki yarımkürede mevsimlerin birbirinin tersi olarak yaşandığını unutmayalım. Ve burada tekrar şunu belirtelim. Mesela şu an dünyanın hangi kısmı güneşe dönük? Kuzey yarımküre. O zaman burada ne yaşar? Yaz. Bu konumları bilmeniz gerekiyor. Hangi mevsim yaşandığını tahmin etmeniz adına. Şimdi iklim ve hava hareketlerine bakalım. Hava olayları atmosferde gerçekleşir. Bir atmosferi tanıyalım önce sizinle. Dünyamızı dıştan saran gaz tabakasıdır. Canlı yaşam için gerekli gazlar atmosferde bulunur. Atmosferde %78 azot, %21 oksijen vardır en yüksek orandır ve %1 oranında da diğer gazlar vardır. Karbondioksit, karbonmonoksit, azot monoksit, azot dioksit, su buharı, metan gazı gibi. Güneşten gelen zararlı ışınları tuttuğu gibi dünyamızın aşırı ısınma ve soğumasını da engeller. Dünyayı saran atmosfer tabakası. Peki hava olayları atmosferde meydana gelir dedik. Hava olaylarının oluşturan unsurlar nelerdir? Sıcaklık, basınç ve nemdir. Bakın burası önemli. Hava olayları sıcaklık, basınç ve nem miktarının değişimi sonucunda meydana gelir. Nem yağışları, basınç ve sıcaklık farkı da rüzgar oluşturur. Hava olayları günden güne ve bölgeden bölgeye de değişir. Peki hava olayları nelerdir? Yağmur var. Yağmur su, buharlaşan suyun yükseklerde yoğuşarak su damlacığı yeryüzüne inmesidir. Dolu su damlacıklarının fırtınayla aniden yükselip soğuk buz topu haline gelmesidir. Kar su damlacıkları 0 derecenin altında. Bu kısmı önemli. Buz tanecikleri ya da kristalleri bu ifade karşımıza çok çıkabiliyor. Kristaller dönüşüp yeterli büyüklüğe ulaşınca yeryüzüne inmesidir. Doluyla kar arasında bir fark var. Dolu 0 derecenin üstündedir. Kar 0 derecenin altında. Dolu buz topudur. Kar ise kristal haldedir. Sis yeryüzüne yakın yerlerde su buharının yoğuşmasıyla oluşur. Aslında su damlacıklarının havada asılı kalmasıdır sis. Ya da diğer adıyla bulutların yeryüzüne inmesi de diyebiliriz. Kıra, ilkbahar ve sonbaharda toprakta ya da bitkiler üzerinde kristaller oluşması. Çiğ de yine havanın soğuduğu zaman nemin yoğuşması. Çiğ su damlacığıdır, kıra ise kristal haldedir. Ve en önemli hava olayımız rüzgar. Çünkü bu sorular da çok geliyor karşımıza. Havadaki basınç farkından dolayı gerçekleşir. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay hava hareketidir. Sorularda gelir rüzgarın diğer adı neymiş? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay hava hareketidir. Size rüzgar demez, bunu söyler ve buna göre yorum yaptırır. Yani bu da nedir demeyelim. Demek ki yüksek basınçtan alçak basınca yatay hava hareketine ne diyormuşuz? Rüzgar diyormuşuz. Yüksek basınçla alçak basınç nedir peki? Yüksek basınç soğuyan havanın alçalma hareketi yapmasıdır. Soğuyan hava neden alçalır? Çünkü ağırlaşır. Yoğunluğu arttığı için ağırlaşır ve aşağıya doğru hareket eder. Aşağı doğru hareket ettiği için nem oranı azdır. Bu yüzden
Yüksek basınç bölgesinde hava açık ve yağış ihtimali düşüktür. Bakın tekrar ediyorum, yüksek basınçta soğuk hava vardır. Hava soğuyunca taneciklerin yoğunluğu artar, ağırlaşır ve yeryüzüne iner. Ve yeryüzünde basıncı artırır, yüksek basınç oluşur. Alçak basınç ısınan havanın yükselme hareketi yapmasıdır. Neden yükselme hareketi yapar? Çünkü ısınan taneciklerin yoğunluğu azalır, hafifler, yukarı doğru hareket eder. Bunun da nem oranı çoktur ve bu yüzden alçak basınç alanında bulutlama yağış ihtimali yüksektir. Bakın burada alçak basınçta da hava tanecikleri yükseliyorsa yeryüzündeki basınç azalır ve alçak basınç olur. Alçak basınç deyince az basınç aklımıza gelecek. Şimdi bunu şekil üzerine bir görelim. Isınan hava tanecikleri ne yapıyordu? Hafifleyip yükseliyordu. Bunlar nem oranları yüksek olduğu için bulutlanma ya da yağış olayına neden olabiliyordu. Hava tanecikleri yükseldiği zaman basınç ne yapar yeryüzündeki? Azalır, alçak basınç olur. Daha sonra nemini kaybeden hava tanecikleri hava soğuyunca ağırlaşır ve yeryüzüne doğru inmeye başlar. Alçalır ve yüksek basınç oluşur. Neden? Bu defa yeryüzündeki tanecikler artmaya başlar ve basıncı artırır. Yüksek basınç olur. Yüksek basınç yeryüzünde çok basınç var demektir. Alçak basınç yeryüzündeki basıncın azalması demektir. İşte taneciklerin bu şekilde yukarıya doğru hareket etmesi alçak basınç, aşağı doğru hareket etmesi yüksek basınç. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay hava hareketine de biz ne diyoruz? Rüzgar diyoruz. Tekrar ediyorum. Yüksek basınçtan alçak basınç yatay hava hareketine ne diyoruz? Rüzgar diyoruz. Şunlara da bir dikkat edelim. Su buharı eğer gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşursa ne olur? Yağmur. Donarsa dolu, kristal haline gelirse kar oluşur. Yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşursa çiğ, donarsa kırağı, eğer havada asılı kalırsa da sis oluşur. Hava olayları ve iklime bakalım. Son iki konumuz zaten, bir de küresel ısınmadan bahsedeceğiz. Anlık hava olaylarının oluşumunu, gelişimini, değişimini inceleyen kısa süreli tahminlerde bulunan bilim dalına ne diyoruz? Meteoroloji. Bu bilimle uğraşan kişilere meteorolog denir. Bakın meteoro, meteoro kök aynı. Loji, log. Loji ise bilim, logsa bilimle uğraşan kişi. Geniş alanlarda uzun yıllar boyunca etkili olan hava olaylarının ortalamasına da klimatoloji diyoruz. Bu bilimle uğraşan kişi de klimatolog, yani iklim bilimiyle iklim bilimci. Şimdi burada tanımlamaya dikkat etmek lazım. Yorum sorularında geliyor. Geniş alanlarda olacak iklim uzun yıllarda etkili olacak ve bu etkili olan hava olaylarının ortalaması olacak. Ama hava olaylarında anlık hava olayları var ve kısa süreli. Bu kısma dikkat edelim. Peki aralarındaki farklar ne? Hava olayları dar alanları, iklim geniş alanları kapsar. Hava olayları aniden gelen günlük ve haftalık olaylardır. İklim yavaş uzun zamanda, ki bu 35-40 yıllık bir süredir oluşan bir süreyi kaplar. Hava olaylarında değişken faz, iklimde değişken azdır. Hava durumunda bulutlu, karlı, yağmurlu, sisli gibi ifadeler kullanır. İklimde kurak, nemli gibi ifadeler vardır. Hava olayları tahmindir. İklimde ise kesinlik vardır. Mesela yarın güneşlidir ama yağmurlu olabilir. Ama iklimde mesela karasal iklim kesindir, nettir. Peki ülkemizdeki iklim çeşitleri nelerdir? 3 tane iklim çeşidimiz var. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. Akdeniz iklimi kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü bodur ve ağaç, bodur ağaç ve makidir. Karadeniz ikliminde her mevsim yağışlıdır. Yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı çok azdır. Doğal bitki örtüsü ormandır. Karasal iklimde ise kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kuraktır. Yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı çok çok fazladır. Doğal bitki örtüsü genellikle bozkırdır. Bakın şurada olduğu gibi. Bu iklimle alakalı sorularda daha çok grafik geliyor, yağışla alakalı. MEB'in kendi örnek sorularında da var. Yine bunu bilmemizde de fayda var. Son kısım küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliğinde önce sera etkisine bir bakalım. Normalde sera etkisi biz insanlar için, dünya için faydalı bir şeydir. Neden? Sera etkisinde atmosferdeki gazlar ısıyı tutarak dünyanın ısınmasını sağlar. Bu ısınmada en etkili olan gaz da kimdir? Karbondioksittir. Güneşten gelen ışınların bir kısmının yeryüzünde kalmasını sağlar ve böylelikle gece aşırı soğumasını engellemiş olur ve tekrar ısıtır. Bu da canlılık için önemlidir. Yoksa gece çok fazla soğuma olduğu için hani donarak ölebilirdi canlılar. Ayrıca su buharı, metan, azot oksit, azon gazı da güneşten gelen ışınların bir kısmının yeryüzünde tutmasını sağlar sera etkisiyle ve sera gazları dünya sıcaklığının
ortalama 15 derecede kalmasını sağlıyor. Sera gazlarının yalıtım özelliği de var. Adı üstünde sera. Eğer sera gazları gereğinden fazla olsaydı, olunca ne oluyordu? Çok fazla sıcak yer oluyordu ki şu an günümüzde bu gerçekleşti. Sera gazlarından özellikle karbondioksitin çok fazla artmasıyla ne meydana geldi? Küresel ısınma meydana geldi. Karbondioksit yakıtların özellikle geçtiğimiz yüzyıllarda kömür, petrol gibi, benzin gibi fosil yakıtların tüketimin karbondioksit salınımını oldukça fazla artırdı ve bu da atmosferde gereğinden fazla karbondioksitin birikmesine neden oldu. Bu da dünyanın ortalama sıcaklığının yarım derece ve bir derece artırdı. Bunun sonucunda da dünya sıcaklığı normalin üstüne çıktı ve olumsuz sera etkisinin olumsuz etkisi olan küresel ısınma meydana geldi. Kullanılan teknoloji günümüzde değişse bile enerji kullanımı gün geçtikçe arttığı için maalesef karbondioksit artışının durdurulması şu an çok mümkün değil. Ve küresel ısınmayla artan su buharı iklim değişikliğine sebep olmuştur. Ve bunu artık her yaz, kış haberlerde mutlaka duyuyoruz ki özellikle küresel ısınma sonucunda kutuplardaki buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine, sel fırtına ve kuraklığa neden oluyor. Mesela bir günde, bir yılda yağacak yağmur bir günde yağıyor ve sel oluyor. Deniz seviyesinin yükselmesi kara parçaların su altında kalmasına neden oluyor. Kutuplardaki buzulların erimesi oradaki canlının yok olmasına neden olacak maalesef. Ve oradaki canlının yok olmasıyla beraber tatlı su kaynakları biliyorsunuz buzullar aynı zamanda bu tatlı su kaynaklarının tükenmesini hızlandıracak. Şimdi sera etkisini şu şekil üzerinde bir tekrar edelim. Normalde doğal işleyişte neydi? Sera gazları ki bunun en başında karbondioksit. Güneşten gelen ışınları bir kısmını yeryüzünde tutarken diğer kısmı uzaya yansıyarak geri gidiyordu. Doğal işleyiş bu şekildeydi. Ama günümüzde sera gazlarının çok fazla salınımı sonucunda ki karbondioksitin atmosferde çok fazla artması sonucunda artık güneşten yeryüzümüze gelen ışınların çok az kısmı uzaya geri yansıdığı için çoğunluğu yeryüzünde kaldı ve bu yüzden dünyamız gereğinden fazla ısınarak küresel ısınma meydana geldi ve bu da beraberinde birçok olumsuzluğu getirmiş oldu. Peki bunun için alınacak önlemler neler? Birincisi fosil yakıt tüketimi azaltılmalı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalı. Yeşil alanları korumaya artırmaya yönelik tedbirler alınmalı. Ve en önemlisi de insanları küresel ısınma konusunda mutlaka bilinçlendirmeliyiz diyoruz ve böylelikle birinci ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Mutlaka LGS'de bundan soru gelecektir ve önceki geçen yıla göre biraz daha fazla gelebilir. Sadece birinci dönem konusu olduğu için o yüzden sık sık tekrar yapalım, bol bol deneme çözelim bununla alakalı. Bir sonraki ünitede görüşünceye dek hoşça kalın, iyi çalışmalar.